2 yıl önce ameliyat oldu Serap Hanım. Şimdi toplamda 27 kilo verdik. 1 yıl önce 35.7'ydi. Şu an 5 kilo geri aldık. Tehlikeli bir zaman dilime girdik. 2 ila 5 yıl geri kilo alma zamanı. İlk yola 108 ile başladım. 108 kiloydum. 98.6'yım. Tamam. Ameliyat öncesi 5 kilo verdim. Şimdi ameliyat oldu 1 hafta oldu. 5.6 yine verdim. Kan tablon gayet iyi, gayet düzgün. Yani kan tablonda herhangi bir problem yok. Bir tek seni sadece rahatsız eden şey var. İşte o da uğraşmanız gerektiren ana konu limbik sistem. O verdiğin 30 kiloyu geri almanı istiyor çünkü seni hasta zannediyor. Zannetmemesi için kalp hızını artıran sporlar yapman lazım. Şu anda yapıyorum. 4 aydır devamlı. Aletli pilates yapıyorum. Aha. Bir de tatlıları niye yememelisin? Bak şu 3 kişi, 3'ü de aynı şeyi yiyor. Ama birisi kilolu, birisi orta kilolu, birisi zayıf. Sen şeker, un sana yaramayan gruptasın. O yüzden karbonhidrattan mutlak uzak durman gerekiyor. Toplantılara dikkat ediyorum. Evet. Sıkıntı o zaman bir şey olmaz sende. Çok dikkat ediyorum hocam. Bir şey olmaz. Hatta kendim tartılıyorum haftada mesela. Diyorum ki diyorum yarım kilo almışım demek ki dikkat etmem gerekiyor. Spora daha çok asıl olur. Sadece ameliyat olsaydı, bu toplantılar olmasaydı, gruptaki bu yazışmalar olmasaydı, gruptaki bu kadar insanı görmeseydi. Bunlar hiç olmadan düşüp... Bence caydırıcı olmayıp hepsini geri kilo alırdık herhalde. 2 yıl sonunda çok geri kilo alırdık. Etrafımızda var hocam. Yani örnek veriyorum 120 kilo ile ameliyat olmuş. 70 kiloya düşmüş. Şu anda 135 kilo olan bir sürü insan var. Ama olay ne? İşte ülkenin belli bir şehrinde bir hastaneye gidiyor. Ameliyat oluyor. Geriye geliyor. Kendiyle baş başa. Bir daha kimse onunla ilgilenmiyor. Bir daha hiçbir şey yok. Kan tahliline bakan bile yok. Yani adam belki de kötü duruma düştü. Eksiye düştü. Kimse farkında değil. Sonra işte tekrardan kilo alıyor vesaire. Bütün hastalıklar geri geliyor. Yani siz şeyde burada interaktifte destekliyorsunuz. Psikolojikte destekliyorsunuz. Takipte ediyorsunuz.